Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığımız bir hatadan bahsedeceğiz. Yani aynı hatayı sizin yapmamanız adına. Yani biz bunu tecrübe ettik. Acı bir tecrübe oldu bizim için. Ama sizler bu tecrübeyi etmeyin diye bugün size onu anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim eski ana kucağım. Burada biz hiç büyütmediysek şu ana kadar 1000 tane civciv büyütmüşüzdür. Ama bu civcivleri her zaman bizim kuluçka makinamızın olduğu depomuzda büyütmüştük. Şimdi bizim orada 15 bölmeli bir ana kucağı projemiz var. Hatta biliyorsunuz oraya yeni 3 katlı bir mobilya bölme de geldi ana kucağı. Orayı tamamen kuluçka haneye çeviriyorduk. Bu eski ana kucağımızı da Amerikan hükümesine getirdik. Şimdi Amerikanlılarda herhangi bir sıkıntı yoktu. Ufak tefek hapşırma, tıksırma, klasik kış hastalıkları diyeyim. Soğuk havanın verdiği. Hal böyle olunca neredeyse suları da bitmiş, iyi denk geldi. Öyle olunca bu hayvanları buraya aldık. Ama bu hayvanlar kuluçka makinesinden çıkıp direkt arkadaşlar ana kucağına girmişti. Hiçbir hava teneffüsü bile olmamıştı diğer hayvanlarla. Şimdi hal böyle olunca bu hayvanlar buraya geldi ve ciddi kayıplar oldu. Şimdi size bu kayıplardan bahsedeceğim. Hatırlarsanız GSG yumurtası almıştık. Zaten az bir çıkım olmuştu. 13 tane GSG'miz vardı. Bakın şimdi bir tane burada var. Bir tane şu arkada var. Bakın bir tane de şu arada var. Hatta onun şu an gözü kapalı. Bakayım gözünü açıyor mu? Bakın bu gözünü açmıyor bu hayvan. Diğer gözü açık. Şimdi bu hayvanlarda göz kapanması oldu. Sadece arkadaşlar bu kümesin havasını teneffüs ettiler. Yani herhangi dışarıya çıkma durumları. Veya ne bileyim o hasta hayvana dokunup da gelip bunlara dokunduğumuz bir durum olmadı. Şimdi hal böyle olunca işler karıştı. Burada çok ciddi kayıplarımız oldu. Neler kaybettik? 10 tane GSG gitti. Allah'tan arkadaşlar bu ligurinlerden kaybımız olmadı. Çünkü bunlar bizim Ankara'da bir abimize Mart'ın 1'inde göndereceğimiz ligorinler. Özellikle abimiz rica etmişti. Tek seferliğe mahsus olarak ona bunları büyüteceğimizi söylemiştik. Yani benim için en sevindirici olan oydu. Çünkü mahcup olacaktık. Bunlarda herhangi bir kaybımız olmadı Allah'a şükür. Yani öyle biliyorum. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anam çok hareketler. Neyse bu hayvanlar kendine geldi. Şimdi onu da anlatacağım size arkadaşlar. Diğer kayıplardan da bir bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz burada 3 kat var. Yine aynı standart. Bunlar OSB kapak. 122, 61 bizim ana kucaklarımız. Şimdi bakın 10 tane H5 civciv almıştım. Bu civcivlerden ilk geldiğinde siz de yorumlarda bahsetmiştiniz. Kırgın olanlar vardı. Onların tamamı gitti arkadaşlar. Şu an yalan olmasın 4 ya da 5 tane var. Bakıyorum. Şu arada görüyorum. Evet. Bakın şurada mesela gözü kapalı bir hayvanımız daha var. H5'lerden kaybımız oldu. Birkaç tane ayam cemaniden oldu. Mavicilerimiz vardı burada. En çok gold brakellerden kayıp oldu arkadaşlar. Ciddi sayıda gold brakel vardı. Bakın şu an birkaç tane var. 1, 2, 3, 4 tane görüyorum. Şu arkada da var 5. Yani bu katta da üst katta hani 10 tane GSG dedim. Birkaç tane değerlerinden oldu. Üst katta 15 tane olduysa burada da en az 15-20 tane kayıp olmuştur. Bakın bu kadar civciv kaldı. Şimdi en alt katı göstereceğim size. Bu portakal fizan ve rahibe fizan grubunun çıktığı bireselerin, ligorinlerin. Bakın arkadaşlar. Burada da İbrahim'in kel boyunlara hiçbir şey olmadı. Bizim ligorinlere hiçbir şey olmadı. Yani bresse var diye tahmin ediyorum içlerinde ama ayak siyahlaması hiç görmedim. Bakın şurada bir tane portakal fizanımız kaldı. Yani bu dışarıdan gelen portakal fizanlar, rahibe fizanlar neredeyse tamamı gitti arkadaşlar. Yani şu an rahibe fizan görmüyorum. Varsa bir tane vardır. Şöyle bir kurcalayalım bakalım siz niye kaçtınız öyle. Bakın şurada bir tane var o da. Göz kapalı, ümitsiz. Bakın burada iki tane maranımız var biliyorsunuz. Üç tane çıkmıştı. Zaten maran yumurtalarımız sıkıntılıydı. Biri hemen vefat etti. O iki tane kalan da Allah'a şükür bir şey olmadı.
Şimdi arkadaşlar, bu niye oldu? Bu hayvanların hiçbir bağışıklığı yoktu buraya geldiklerinde. Buradaki tavuklarımızda ortaya çıkmayan, onların bağışıklık kazandığı ama buradaki civcivlerin henüz bağışıklık kazanmadığı hastalıklardan dolayı buradaki hayvanlarımız, tahmin ediyorum ki yani yine üst solunuma bağlı bir hastalık. Çünkü Lavotil diye bir ilaç var. Bununla arkadaşlar bugün 2 tane civciv kaybımız oldu. Öncesinde 8-10 tane atıyorduk 3 kattan. Lavotil sayesinde bugün 3. günleri vereceğim şimdi. Sularını topluyorum. Günlük taze su veriyorum. Bakın bunlar bitirmedi ama alacağım şimdi. Tazeleyeceğim ilaçlarını. Lavotil sayesinde yine civcivlerden kurtardık diyebilirim. Ha, bu kalanlar bayağı bağışıklığı sağlam hayvanlar olmuş oldu. Ne dikkatimi çekti? Kendi çıkardığımız, kendi anaçlarımızdan çıkardığımız civcivlerde çok fazla sıkıntı olmadı. Muhtemelen annelerden zaten bir bağışıklık geliyor. Ama dışarıdan yumurta aldığımız hayvanların neredeyse tamamı gitti arkadaşlar. Hani sadece GSG'lere özel bir durum değil. Yani portakal fizanlar, rahibe fizanlar. Bakın ligorinler canavar gibi hala. Maşallah size. Onların tamamı arkadaşlar neredeyse gitti, kalmadı. Bunlar da arkadaşlar bizim kendi hayvanlarımız. Bunlar ne kırması acaba? Şu muhtemelen bizim Amerikano ile tepeli kırması gibi bir şey. Karışık kümesten koyduğumuz yumurtalardan. Bakın bunlar hakeza öyle. Çünkü bakın şöyle çok ufak bir tepesi var. Şu arkada Blue Modlet gibi bir tavuğumuz var. Onun da ufak bir tepesi var. Acaba Black Modlet ile o siyah tavuklarımızın kırması mı tepelilerin? Böyle değişik hayvanlarımız var. Bunlara yani Allah'a şükür hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani GSG'ler de bakın şöyle tüylerini falan yapmıştı artık. Güzel güzel olmuşlardı ama nasip değilmiş. Şimdi onu anlatıyordum. Yani civcivlerinizi arkadaşlar 2-3 aya kadar bağlı bulundukları yani ilk çıktıkları ortamdan fazla sağa sola sallamayalım. Diğer hayvanlarla hava yoluyla bile iletişimlerini keselim. Çünkü bakın yani hiç biz civciv kaybı yaşamadan dünyanın civcivini büyüttük. Ben 2 senedir toplamda kaybetmediğim civcivi şurada bir haftada kaybettim. Yani bu ana kucağında buraya niye aldık? Amerikano kümesi biliyorsunuz çok büyük. Hayvan sayısı az. Burada yarka geliştirmeyi de düşünüyordum burayı bölüp. O yüzden buraya aldım. Demek ki hayvanlar da dışarıya vurmayan bizim bilmediğimiz bir hastalık var. Yani şöyle hani bağışıklık kazandıkları bir üst solunum enfeksiyonları var demek ki. Biliyorsunuz zaten geçen sene çok ciddi bir CRD sıkıntımız vardı. Bu sene Allah'a şükür şu an şeytan kulağına kurşun derler. Şu an bir sıkıntımız yok. Demek ki oradan kalan onların bağışıklık kazandığı ama bu canlarımızın daha bağışıklık kazanamadığı bir durum vardı. Bakın burada bir tane Blue Americano ile bir şeyin kırması ama Amerikanlı değil arkadaşlar. Bakın çünkü küçük bir balta ibiği var. Kulaklar yok, küpeler. Ama ayaklar siyah. Yani dediğim gibi arkadaşlar biz bu hatayı yaptık. Bu bize acı bir tecrübe oldu. Yani civciv kaybı çok fazla yaşanıyordu. Bunların haberlerini alıyorduk ama biz hiç civciv kaybımız yoktu. Ha arkadaşlar ayam cemaniler bu arada bakın ayam cemanilerin sayısı bayağı fazla. Ayam cemanilere hiçbir şey olmadı desem yeri. Birkaç tane ayam cemani kaybımız oldu diye hatırlıyorum. Bakın şurada bir tane silver brakelimiz var. Birkaç tane gold brakel kaldı. Ligorinlerimiz var yine. Bakın şurada Black Modlet eşleşmesinden kalan ligorinler. Yani ligorin efsane bir ırk arkadaşlar. Ben ligorinin bütün renklerini o yüzden yapacağım diyorum. Civcivi bile hastalığa dirençli. Yani şüphesiz civcivinden bile inanılmaz bir verim alıyoruz. Bugün sizlerle bunları paylaşayım istedim. Yani bu hatalar yapılmasın. Biz yaptık. Acı bir tecrübe oldu. Paylaşarak sizlerin de hata yapmasının önüne geçelim istedik. Zaten arkadaşlar şimdi biliyorsunuz 15 bölmeli bir ana kucağı projem var. Farklı sürprizlerim de olacak size. Yani orası tamamen bir kuluçka haneye dönecek. Orada yaklaşık işte 18 tane bölmeli civciv kafeslerimiz olacak, ana kucaklarımız. Her ırkı ayrı ayrı inşallah sağlıklı bir şekilde yine büyüteceğiz. Yani 3 aya kadar bu hayvanları hiçbir şekilde ana kucaklarından kendimize büyütecekleri çıkarmayacağız. Size paylaştıklarımızda tavsiyem yani 3 aya kadar çıkarmamanız. Çıkarmadan önce sıralı aşılarını yapacağız arkadaşlar bunların.
ikili karma, sonrasında dörtlü karma, çiçek aşısı. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağız bu süreçte. Evet arkadaşlar, bugün çok keyifli bir video olmadı. Ama umarım ki faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizin bu sıkıntıyı yaşamamanız adına. Bakın dediğim gibi sadece hava yoluyla geçti bu. Yani bu hayvanlar hiçbir şekilde kümese ayak basmadı bile. Kümesten de herhangi bir hayvan buraya girmedi. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine her sabah saat 8'de videolarımızı yayınlayacağız. Bir dönem akşam saatine geçmiştik. Şimdi tekrar sabah 8'de her gün videolarımız olacak inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.